Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Güzel bir pazartesi akşamından herkese selamlar. Bugün sizlerle gene kısa bir kripto para analizi yapacağız arkadaşlar. Zira dün akşam, dün gece kapanışlar geldi. Hatırlarsanız takip edilmesi gereken noktalar olarak buradaki uyumsuzluğu takip edecektik. Yani oluşacak mı, oluşmayacak mı? Ayrıca dostlarım şurada bir akşam yıldızı formasyonu oluşabilir diye konuşmuştuk. Yani bunlar kötü senaryolar demek ki. Zira burada gövdesi çok küçük olan, yani şuradaki muma benzer bir mum oluşması durumunda akşam yıldızı formasyonunu biliyorsunuz zaten birçok kez denk geldik. Yani bu formasyondan sonra gelecek mumun düşüş kırmızı mumu olması beklenir arkadaşlar. Yani şu anda Bitcoin kısa vadede biraz sabırları zorlayacak gibi duruyor. Ama dostlarım uzun vadede sabredenler kazanacak. Zira böyle hareketler çok çok normal hareketler. Yani yerler düzeltmelerin yapılması arkadaşlar. Çok çok normal. Zira bakın şöyle hareketin geçmişine baktığımız zaman grafiğin şu bölgelerde zaten birçok kez bakın düzeltme yapıp kırmızıya maviye diyerek onay alıp sonrasında yoluna devam ettiğini görüyorsunuz zaten. Yani bunlar çok çok normal hareketler. Yani şu anda da arkadaşlar bakın şu bölgelerde geçmişte de yani yükselişlerde dönüp bir kırmızıya deyip onay alıp sonrasında tekrar yönünü yukarıya çevirecektir. Yani biz bu düzeltmeyi bulutun üstüne değdiği zaman bekliyorduk ama Bitcoin bulutun üstünü kırdıktan sonra bir fon alımları geldi arkadaşlar. Onların etkisiyle bir miktar daha yukarıya çıktı ama arkadaşlar düzeltmeyi şu anda yapıyor. Şimdi benim gözümde güvenli alım yerleri şu an bizi aşağıda arkadaşlar bekleyen kırmızı bir direncimiz var. Yani bu da zaten 9800 dolarlara denk geliyor. Yaklaşık olarak 9700 dolarlar civarına denk gelmekte. Yani benim gözümde şimdi ben ne yapıyorum? Ben kendi yaptığımı da söyleyeyim. Arkadaşlar ben şu anda dokunmuyorum. Ben bekliyorum. Zaten bir miktar daha alım yapacaktım ben de. Yani elime para geçtikçe arkadaşlar kripto paraları yatırmaya çalışıyorum kademe kademe. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Benim için güvenli alım yerleri kırmızı ve maviye yakın yerler. Yani ilk başta kırmızıya değdiği zaman ben bir miktar alım girerim. Yani yaklaşık olarak 9700-9800 dolarlara denk geliyor. Burayı da kırarsa arkadaşlar aşağıda mavi var. Mavi de zaten 8600 dolarlara denk geliyor. Buralar benim için yani %100 güvenli alım yerleri. Yani buralara kadar bir geri çekilme olursa ben güçlü alırım arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir tabii. Kendi kişisel görüşlerim. Yani şu anda görünen vaziyet arkadaşlar bir miktar daha aşağıya gitmesi yönünde. Benim kendi kişisel görüşüm bu şekilde. Ama dostlarım bu normal bir hareket. Zira grafiğin geçmişinde şu bölgelerde birçok kez böyle hareketler yaptığını gösterdim ki zaten çok da geri gitmeye gerek yok arkadaşlar. Bakın şu bölgede daha öncesinde bir düzeltmeye maruz kaldık. Bu da ona benzer bir hareket. Şimdi haftalık bazdan analizimize başlarsak arkadaşlar Bitcoin adına haftalık bazda dostlarım herhangi bir sat sinyali vesaire falan yok. Sinyallerimizde bir bozulma da yok. Bakın MACD tam gaz al sinyali devam ediyor. İçimoku bulutunda da arkadaşlar al sinyali bakın tam gaz devam etmekte. Kırmızının da yönü yukarıya doğru kırılmaya devam ediyor. Şu anda hala 70 binlerin üstünde RSI. Ya burada bir uyumsuzluk olması arkadaşlar çok da sıkıntı bir şey değil. Zira bakın sizi tekrardan grafiğin geçmişine götüreceğim. Bakın dostlarım şu bölgeleri görüyorsunuz. Bakın şurada da uyumsuzluk var. Burada da yükseliş öncesinde bakın şurada yükseliyor. Düzeltmesini yapıyor. Yükseliyor. Ama bakın haftalık bazda uyumsuzluk oluşuyor. Sonra geri çekiliyor dostlarım. Bakın maviye iğne atıyor. Yani şu çizimi kaldırayım. Bakın maviye iğne atmış yani. Maviye değer değmez alıcısını bulmuş. Kapanış da bakın kırmızının üstünde yapıyor. Kırmızıya tam kırmızının üzerinde yapmakta. Sonrasında dostlarım gelen yükselişlere bakın. Yani burada geliyor uyumsuzlukla düşüyor. Sonrasında bakın hep yeni zirveler. Hep yeni zirveler. Yani uzun vadede ben sabredenlerin çok çok kazanacağını düşünüyorum. Zira zaten kripto paraların arkadaşlar geleceği çok çok parlak. Gerek haberlerle görüyorsunuz. Yani gerekse başka şeylerle. Yani geleceğin paraları benim gözümde arkadaşlar kripto paralar. Ve böyle düzeltme hareketleri de çok çok normal hareketler. Görüyorsunuz haftalık bazda uzun vadede herhangi bir sat sinyali vesaire falan yok. Al sinyallerimiz tam gaz devam ediyor. Günlük baza geçersek arkadaşlar günlük bazda MACD'den bir sat sinyaline doğru gidiyoruz. Yani kesişme gerçekleşti. İçimoku botunda hala bir sat sinyali almadık. Burada MACD'den gelen günlük bazdaki sat sinyali arkadaşlar. Ben de haftalık bazda kırmızıya değmesini bekliyorum şahsen şu anda. Yani günlük bazda Ichimoku bulutundan da eğer sat sinyali gelirse o zaman mavi konuşuruz. Ama şu anda mavi konuşmak için erken arkadaşlar. İlk başta bizi haftalık bazda kırmızı bekler aşağıya yönde. Bir de arkadaşlar şimdi günlük bazda kırmızının öneminden bahsetmiştim. Yani kırmızının üstünde kaldığı sürece yeni zirvelere gitmek ister diye.
Yani burada şu anda kırmızının üstünde kapanış yapmadığımız sürece, yani kırmızının altında kaldığı sürece arkadaşlar, daha önce de söylemiştim size, enstrümanın üstünde satış baskısı artar. Yani biz günlük bazda dostum, şurada kırmızımızın seviyesi de yaklaşık olarak 12 bin dolarlara denk geliyor. Yani 12 bin dolarların, 11 bin 900, 12 bin dolarların üstünde günlük bazda kapanış yapmazsak arkadaşlar, bunun altında kaldığı sürece her zaman üstündeki satış baskısı artacaktır enstrümanın. Bu da bize bir alt kademelerin gelmesine sebep olabilir. Yani düzeltmenin geleceği noktaları haber verebilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi sözlerim yanlış anlaşılmasın. Uzun vadede dostlarım herhangi bir sat sinyali vesaire falan kesinlikle yok şu anda. Ichimoku bulutundan günlük bazda sat sinyali yakalarsak o zaman maviyi konuşuruz. Zaten biliyorsunuz bulutun üstünde bir sat sinyali yakaladığımız zaman enstrüman bulutun üstüne kadar geri çekiliyor arkadaşlar. Bulutun üst kısmı da zaten haftalık bazda mavimize denk geliyor seviye olarak. 4 saatlik baza bakarsak da şu anda 4 saatlik bazda da arkadaşlar sat sinyalleri devam ediyor. Bakın şurada gelen sat sinyali hala ala çevirmedi ve aşağı doğru yönünü devam ettirmekte. MACD'den de şu anda bir al sinyali yok arkadaşlar. 4 saatlik bazda durum böyle. 1 saatlik baza geçersek. 1 saatlik bazda arkadaşlar şu bölgede. Bakın bulutta gelen bir sat sinyali ile şu anda bulutun altını kırmış enstrüman ve aşağıya doğru yönünü seyrettirmekte. Ve herhangi bir şu anda al sinyali de üretmiş değil enstrüman. Hala sat sinyali hem MACD'de hem Ichimoku bulutunda devam etmekte. Şu anda Bitcoin'de arkadaşlar durumlar böyle bu şekilde. Yani günlük haftalık bazda gelen uyumsuzluk ardından şurada bir akşam yıldızı formasyonunun oluşması şu anda bize bir alt seviyelerin test edilmesini bekleten olaylar, sinyaller. Tabii Bitcoin arkadaşlar yukarı aşağı hareketler yaparken altcoin'lerin etkilenmeme şansı yok biliyorsunuz. Altcoin'ler için en güzel senaryo Bitcoin'in yatay seyretmesi. Şu anda da öyle bir durum söz konusu olmadığı için altcoin'ler de etkileniyor. Zaten Bitcoin'i takip edilmesi gereken noktaları söyledik arkadaşlar. Haftalık bazda bir düzeltmeye maruz kalabiliriz. Yani haftalık bazda zaten kırmızı ve mavimizin de seviyelerini verdik. Şu anda ilk etapta kırmızının gelmesi beklenebilir. Arkadaşlar günlük bazdaki sinyallere göre de ilerleyen günlerde mavinin durumunu da sizle konuşuruz zaten. Şimdi Ethereum'a geçersek. Şimdi Ethereum'a geçtiğimiz zaman arkadaşlar haftalık bazda Ethereum'un da geçmişte baktığımız zaman birçok kez zaten düzeltme hareketlerine maruz kaldığını görüyoruz. Yani düzeltme hareketleri çok çok normal hareketlerdir. Zaten daha öncesinde de yaptı arkadaşlar. Çok geri gitmeye gerek yok. Bakın şuralarda yükseldi. Kırmızıdan uzaklaştı. Döndü bir değdi. Sonra tekrardan yükseldi. Şimdi kırmızıdan uzaklaştığı için arkadaşlar tekrardan bir onay almaya dönmekte. Ve dostlarım aynı Bitcoin'de olduğu gibi Ethereum'da da bakın haftalık bazda herhangi bir sat sinyali vesaire falan yok. Al sinyallerimiz tam gaz devam etmekte. Ve Ethereum'da daha patlamasını yapmadı arkadaşlar. Zira daha hiç haftalık bazda Ethereum'da yükseliş trendine girdiğimizden beri arkadaşlar 70 bin üstüne atmadık. 70 bin üstüne attığımız zaman zaten Ethereum'u buralarda göremeyeceğiz arkadaşlar. Bu 287 dolarlar vesaire falan hayal olacak. Ethereum'da geleceği parlak bir coin'imiz şu anda. Kırmızının hedeflerini verelim. Şu anda kırmızımızın hedefi haftalık bazda Ethereum'da 263 dolarlara denk geliyor arkadaşlar. Mavinin hedefi de 233 dolarlara denk gelmekte. Yani şu anda ilk etapta bir kırmızıya değmesi beklenebilir arkadaşlar. O da zaten hedeflerini verdik. Şimdi günlük baza geçersek de dostlarım. Günlük bazda da şu anda Ichimoku bulduğunda bir sat sinyali bulunmuyor. Ama MACD'den bir sat sinyalimiz geldi. Onun etkisi de zaten şu anda geri çekilmeler gerçekleşiyor. Bakın aynı durum Ethereum'da da geçerli arkadaşlar. Kırmızının altında kaldığı için fiyat, kırmızının altında fiyatlanmasına devam ettiği için burada kaldığı sürece üstündeki satış baskısı her geçen gün, her geçen saat artmakta. Bu da enstrümanı yavaş yavaş aşağıya doğru itmekte arkadaşlar. 4 saatlik bazı geçtiğimiz zaman da dostlarım Ethereum'da bakın şurada gelen salt sinyali hala etkisi devam ettirmekte. Zira bakın kırmızı hala yönünü aşağıya olarak çevirmekte MACD'den de arkadaşlar sat sinyali devam ediyor. Yani saatlik bazlarda şu anda arkadaşlar sat sinyalleri hakim. Bir saatlik bazda geçtiğimiz zaman da dostlarım bakın sat sinyalleri burada da hakim olduğunu görüyoruz. Yani henüz bu al sinyali vesaire falan saatlik bazda gelmemiş. Zaten burası saatlik bazda arkadaşlar. Burada al sat sinyalleri hızlı gelir. Yani şu anda MACD'de Ichimoku bulutu da bakın arkadaşlar sat sinyalleri devam ediyor. Şu anda uyumsuzluk arayacağız. Şu anda bakın bir saat fazla bir uyumsuzluk söz konusu değil. Yani grafiğimizde düşen dipler RSI'ye baktığımızda da düşen dipleri görmekteyiz.
Şimdi arkadaşlar videoyu özetleyecek olursak şu anda yani 3000 dolarlardan 14000 dolarları görmüş bir enstrümandan bahsediyoruz. Ve arkadaşlar bu zaman çok uzun bir zaman değil. Yani Bitcoin Mart aylarında arkadaşlar 3000 küsur dolarlardaydı. Ve şu anda biz Temmuz ayına daha yeni girdik. Yani daha bugün Temmuz'un 1'i ve Haziran'ın sonlarında bu enstrüman 14000 dolarları gördü. Yani arkadaşlar böyle kar realizasyonları gelmesi çok çok normal. Yani gerek haberlerle gerek yani insanların ilgisinin nasıl arttığı yani ilginin sadece insan bireysel bazda değil kurumsal şirketler bazında da ne kadar arttığını size önceki videolarda arkadaşlar birçok kez gösterdim gerek haberlerle gerek şirketlerin yaptığı yatırımlarla. Yani dünya şu anda kripto paraları arkadaşlar kabullenmeye başlıyor. Mesela en sonki videoda hatırlayacaksınız. IMF arkadaşlar raporunda ne diyordu? Merkez bankaları ilerleyen zamanlarda kendi kripto paralarını çıkartabilir. Yani nasıl şu anda TL, işte dolar, Rus rublesi vesaire gibi paralar varsa artık bunların yerine yani ülkelerin kendi kripto paralarının alması bekleniyor. Yani bunları söyleyen insanlar da öyle basit insanlar değil. IMF gibi bir şirketten bahsediyoruz. Ayrıca grafiğin geçmişine de baktığımız zaman zaten bakın şu bölgelerde birçok kez düzeltme yapıp sonradan yoluna devam ettiğine de şahit oluyoruz. O yüzden arkadaşlar uzun vadeciyseniz panik yapmanıza gerek yok. Kısa vadeci arkadaşlar için de hedefleri verdik arkadaşlar ama riskler tabii tamamen size ait. Yani satıyorsanız da kademeli satın bence. Hepsini birden çıkmayın arkadaşlar. Birazdan altcoin analiziyle karşınızda olacağım. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.